115 olayla ilgili bir karar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir parlamentonun konusu bu olay olmamalı. Evvelki hafta Almanya'ya gittiğimde yaptığım bütün görüşmelerden bu tasarının çok yanlış olduğunu, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri bozacağını, sadece Türkiye ile Almanya arasında değil, Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, Türkleri ve Türk kökenli Alman vatandaşlarını da rahatsız edeceğini ve orada ciddi huzursuzluklara kaynaklık yapacağını ifade ettim. Fakat anlayamadığım nokta şu değerli arkadaşlar. Neredeyse her hafta Merkel'le görüşme var. Sayın Merkel'le görüşülüyor. Neden bu konu yeterli ağırlıkta Almanya'ya hissettirilmedi? Biz muhalefet partisi olarak görüşmeleri yaptık ve o görüşmelerde düşüncelerimizi ifade ettik. Ayrıca ben 5 ayrı yetkili kişiye, siyasi parti liderleri başta olmak üzere mektup gönderdim ve bunun Türkiye ile Almanya ilişkilerini zedeleyeceğini yine ifade ettim. Alman parlamentosunun konusunun bu olmaması gerektiğini ifade ettik. Bütün görüşmelerde bu ayrıca ifade edildi. Ama Türkiye'nin maalesef dış politikada izlediği yanlış yol ve yöntemler kendi ağırlığının yeterince hissettirilmemesine yol açıyor. Ve bu tablo bizim kaldıracağımız, bizim kabul edeceğimiz bir tablo değil. Defalarca söyledik. Bu olay tarihçiler tarafından ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir olaydır diye. Öyle anlaşılıyor ki Almanya soykırım olaylarında yanına bir kişi istiyor, bir devlet daha istiyor. Böyle bir arayışı var, öyle anlaşılıyor Almanya'nın ve bu gerçekten Alman parlamentosu için de büyük bir talihsizliktir. Onu ifade etmek isterim.